sene 1178. 1178 yılı ilk defa duyurulduğunda ben gerçekten heyecanlanmıştım. O tarihe özel çok fazla olay olmasa da hemen öncesinde gerçekleşmiş ve sonrasında gerçekleşecek bir dizi olayın arasında bir köprüydü. Ki özellikle Road to Power ek paketinin ve bu ek paketin odaklandığı Anadolu ve Orta Doğu coğrafyasını düşünürsek çok ilginç senaryolar ortaya çıkıyor. Benim şahsen en çok merak ettiğim ise ne Cüzdanlı Baldwin ne de Selahattin Eyyubi'ydi. Hayır, benim en çok görmek istediğim Anadolu Selçuklu Sultanı ikinci Kılıçarsan. Yani ne yalan söyleyeyim, işimiz hiç kolay değil. Çünkü baktığımız zaman ikinci Kılıçarsan besbelli yememiş, içmemiş erkek çocuk sahibi olmuş. 11 erkek çocuk. Bize de maşallah demek düşer tabi ama yani verasetin de anasınız. <laughs> Her neyse. Benim burada asıl merak ettiğim şey All of the Empire. bookmarkında markında dediği gibi Rum Sultanlığı kolay mı olacak yoksa biz kendimizi belanın içinde mi bulacağız? İyi seyirler. Benim herkese selamlar. Ben Barzonus ve kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi Rum Sultanlığını yönetiyoruz. Karakterimiz Sultan İzzettin II. Kılıçarslan. Kendisi 46 yaşında. iki yıldızlı bir askeriye eğitimi var. Normalde şehvetli ve kuşkucu özellikleri sabit gelir ancak 3. özellik hep rastgele olur. Bu sefer bana görmüş olduğunuz gibi Cömert geldi. Bu biraz sıkıntı olabilir çünkü gelirimizi %10 kadar azaltıyor ama en azından Maturidi mezhebine göre bu bir erdem. Dolayısıyla diğer Müslümanların bize karşı biraz daha yüksek görüşü olur. Şimdi durumumuz biraz sıkıntılı. Normalde baktığınızda 1176'da ikinci Kılıçarsın Bizans'ı bir yenilgiye uğratıyor. Mrio Kefalon taraflarında Milyo Kefalon Savaşı'nın şu an tabi tam olarak yeri kesin değil ancak Uluborlu kenti yakınlarında yapıldığı söylenir. Aynı zamanda bu birden fazla çarpışmanın da göstergesi olarak özellikle Menderes nehrinde ciddi çarpışmalar yapıldığı da kaydedilmiştir. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Önceden de belirttiğim gibi bu abimizin 11 tane erkek çocuğu var. Oğlum ben mi yaptım? Benim şu anda bir yetkim var mı? Yani veraset çok sıkıntılı olacak. Bunu söyleyebilirim. Fakat biz bunu elimizden geldiğince en azından toparlamaya çalışacağız. Nasıl toparlayacağız? Şöyle göstereyim size. Üçgen biçiminde normalde yapay zeka ya Bizans'a tamamen yenik düşüyor ya da yeterince güçlenip bir noktada zayıflayan Bizans'ın üstüne yürüyor. Miriokefalon Savaşı'ndan sonra da Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'yu ele geçirme planları tamamen suya düşüyor. Ve yakın zamanda da yani bundan 3 sene sonra da İmparator Manuel Komnenos hayatını kaybediyor. İç karışıklıklar Bizans'ı sürekli zayıf düşürüyor. Ancak 1178 yılında özellikle bakıyoruz Yunan kültürüne yüksek orta çağı tamamlamışlar. Ya bunlar çok rahat bir noktada artık 1200 yılına gelince hemen yüksek orta çağı pardon geç orta çağı açabilirler. Bizim de burada kültürümüz mevcut. Türkmen kültürü fena değil. Yani yüksek orta çağın da yarısını açmışız. Hala erken orta çağda açılmamış birkaç buluş var. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. Muhasebe defteri ve şehir planlamacılığı daha açılmamış. Bunu seçtiğimizde 28 sene sonra diyor. Ya paradoks burayı atladı mı yoksa bilerek mi böyle yaptı bilmiyorum. Yani şu zamana kadar burada yaşayan Türkmenler çoktan yerleşik yapıya geçip kendi medreselerini, camilerini, saraylarını inşa edebiliyorlar. Yani bu şehir planlamacılığı bu kadar zor olması gerek. Anadolu'da yaşayan Türkmenler için diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama hiç problem değil. Bakın burada Yunan kültürü var. İstesek bu Yunan kültürüyle melez bile yapabiliriz. Hatta ben bir deneyeyim şansımı. Şu an daha iyi bir bir bakalım. Sonra seni şöyle swaplayacağız. Tamam mı? Oğlumuzu da getireceğiz buraya. Güçlü vasal ya hani. Yani umarım işimizi görür. Şu oğlumuzu da şöyle getirdik. Kutbettin Melikşah olur kendisi. Bizim en büyük oğlumuz. Diplomasi çok iyi. Ve oğullarımızın da özellikleri rastgele geliyor. Gelecekteki Gıyasettin Keyhüsrev hariç. Onun özelliklerinde geldi. burada öfkeli vardır. Yani konseyimiz şu an güzel gibi. Ee, dolayısıyla burada Yunan kültürüyle olan yakınlaşmayı arttıracağım ben. Yaşam tarzımızı seçelim. Mareşali arttıracağım. Çünkü 14 biraz düşük. Bunu 17'ye çıkardım. Ordumuzun gücü önemli. Sonra ben bu oğlumu eğiteceğim. Birazdan da size aynı zamanda stratejimi göstereceğim arkadaşlar. Bu oğlumuz tabii çoğunlukla böyle Anadolu düklüğünün bir çoğunu tutuyor. Çok sıkıntılı bir durum. Çünkü kendisini biz şu noktada varis ilan edemiyoruz. Yani... Ben dilerdim ki Keyhüsrev'i doğrudan varis ilan edelim. Ancak özel vasallar seviyesindeyiz. Bu kötü. Ve biz aşiret hükümeti olduğumuz için şu noktada çocuklarımızı varis olarak belirleyemiyoruz. Bu biraz kötü. Sonrasında yapacağım şey bir alt hane oluşturmak. Burada 3. Tuğrul var. İran Selçukluların yönettiği. Burada böyle bir krallık var. Kendisi şu an hem hane başı hem de hanedan başı olarak gözüküyor. Bunu ben değiştireceğim. Alt hane oluşturacağım. Burada Kılıçarslan Hanesi oluştu. Ben bunu şöyle değiştireceğim. Kutalmışoğlu hanesi. Bence gayet güzel bir modda oldu. Ben bayıldım. Amblemi de değiştirebiliriz aslında ya. Bakın görmüş olduğunuz gibi Kutalmışoğlu. Kutalmış olarak ülkemiz değişti. Ülkemizin dejur sınırları bu şekilde. Yani Anadolu, Kapadokya, Kayseri ve Sivas düklüklerini içeriyor. Bu biraz sorun. Çünkü 1066'da mesela Rum Sultanlığı'nı kurmak isterseniz burasıyla beraber Anadolu ve Pontus'u da tutmanız gerekiyor ki bağımsız biri olarak kurabilirsiniz. Burada biraz sanırım tarihi gerçeklik yansıtmaya çalışmışlar ki ee, bir bakalım. Hatta ben kendime şöyle bir eş bulayım ya. Hı? Erzerum, hı, yok Saltuklularla biraz sıkıntı olabilir. Diplerinde Gürcistan var. Biraz sıkışmışlar. Mesela şu anım efendi fena değil. Görmüş olduğunuz gibi Rakka Beyliği ile bir ittifak yapabiliriz. Sonra mesela en büyük oğlumuzu evlendirelim birileriyle. Hı? Hı? Olabilir. Esraniler ee, bunlar sıkıntılı. Şu arkadaşlarla da evlendirdik. Burada görüyorsunuz Selahattin Eyyubi var. Kendisiyle ben ittifak yapmamaya çalışacağım. Ve mümkünse düşman da olmamaya çalışacağım. Bakalım. O esnada ben oğullarımla ittifak kuracağım ki hane birliğimiz artsın biraz aşiret yöneticileri olduklarından dolayı da ittifak yaptıkça bize karşı görüşleri de artacak. Evet ittifak yapalım derken <laughs> yoruldum biraz. O kadar çok erkek çocuk var ki. Çok fazla ittifak yaptık. Bizans'ın biraz da kafasını karıştırmaya çalışacağım mümkünse. Ve şöyle bir şey yapacağım. Anadolu düklüğünü oluşturacağım ve Oğluma vereceğim. Bir sene kadar bekleyeceğim. Kendisiyle ittifak kurmayacağım bu arada. 1179 senesinde benim bir planım var. Bunu yapmaya çalışacağız. Oysa da hanedanın başı olabilirsek fena olmaz. Bu ordularımızı şöyle konuşlandıralım hemen. Ordumuzun gücü biraz zayıf. Ve tabii bunu da arttırdım. Buradaki baronlukları ben kendim tutacağım. Bunları özellikle kimse kusura bakmasın. Biraz paraya ve milise ihtiyacım var. Gördüğünüz gibi gücümüz de artıyor böyle. Gönül isterdeki şehirleri de tutalım. Fakat bu çok mümkün olmayacak. Şu işe bak. Bizans Alodya düküyle <laughs> ittifak yapmış. Oo, Çok alakasız kişilerle ittifak yapıyorsunuz ama bilmiyorum yani. Ve hanedanın başı mı olduk? Aa, mükemmel. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Savaştan gideceğiz. Canımın içi. Ben senin ünvanda hak iddiasında bulunacağım. Kusura bakma bunun için. Tamam mı? Şu an alamıyorum çünkü bir sene içerisinde verildi. Birkaç ay daha beklersek sorun olmaz diye düşünüyorum. O esnada umarım Bizans bize saldırmaz. <laughs> Sultan Tuğrul yine hanedanın başına geçti ama olsun o birkaç saniyelik sürede ben istediğimi elde ettim. Biraz bekleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi çok fazla ittifakım var ama sadece iki kişiyle ittifakım var burada. Toplamda 7000 ve 13 bin yapıyor. Bizans'ın da o Bizans bakın şu an hatta bir savaşı var. Asen hanedanına karşı savaşıyor. Burayı ele geçirmek için. meze alacaklar sözde ama bakalım. Ee, bu eventi tam anlamadım. Bir bakalım. Ha, Allame bir ziyarete geliyor diyor ki. Bu bizim Allame'miz. Allame Buğra. Sizin ruhani meselelerle alakalı konuşmamız lazım diyor. Ama şöyle bir etrafına bakıyor. Önce bir yalnız mıyız değil miyiz diye. Allame diyor ki. Duyduğuna göre Şehzade Tuğrul. Camii ne kadar az ziyaret ettiğimizi millete anlatıyormuş. Tabii ki şimdi Allame Buğra da konumundan dolayı bizimle Allah arasına girmeyi istemiyor. Fakat bizim ne kadar dindar olduğumuz yönettiğimiz tebaaya da bağlı diyor. Yani yönettiğimiz teba eğer bize bu konuda saygı duymuyorsa biraz sıkıntı olacak. Karşımıza dört seçenek çıkıyor. Neden bu event geliyor? Çünkü biz kuşkucuyuz. Mesela bunu yaparsak dersek ki muhtemelen hata yaptım ve dini görevimi unuttum. Aşırı namaz kılma etkisine sahip oluyoruz 10 sene boyunca ve 80 stres kazanıyoruz çünkü kuşkucuyuz. Kalmışoğlu hane birliği de artı 4 artıyor. Buğra da bize karşı görüş kazanıyor. Bunu seçersek mesela bu enayiler de düşünsün ben dini meselelerle ilgileniyorum diye. Burada bir entrika meydan okuması olur. %60 ihtimalle 50 dindarlık kazanırız ve hane birliği 4 artar. Ya da %40 ihtimalle kimse bize inanmaz. Bunu deneyebiliriz. Bu mümkün. <laughs> mesela dersek ki demek tuğrul ha? Onun dilini koparırım şimdi de diyebiliriz. Yani tehdit ederiz. Hani birliği düşer. Ve deriz ki benim inançlarımla alakalı yalan söylenme gerek yok. Aa güzel. İnsanlar bizim dindar olduğumuza inandılar ve hane birliğimiz de arttı. Heh güzel. İmparator yakında ölecek ve çocuğa mı kalacak? Aa yok. Ey. Abu. Bu valiye kalıyor ha. Daha iyi bir vergi memuru yok mu ya? Heh. Aynen getirdik. Şu an bayağı iyi kazanıyoruz. Ben dolayısıyla ordularımı biraz şöyle arttıracağım mümkün mertebe. Heh. Ünvanı çekebiliyor muyuz? Canım kusura bakma bunun için. Özür diliyorum. Bakın ünvanı çektim. Şimdi saraya gelmeni isteyeceğim. Gel gel gitme bir yere. Ben sana burayı vereceğim. Tamam. Çok güzel. Bakın burası benim elime geçti. Mutlak kontrol var. Buradan daha fazla vergi ve milis alıyorum. Yapmış olduğum bu taktik. Yani Kılıç Arslan ile önce kısa bir süreliğinde de olsa hanedanın başına geçip hanedan reisi olup sonra Anadolu düklüğüne hak iddiası edip elinden koparmak. Tabi şimdi görüşü eğer size karşı kötüyse isyan edebilir. Burada görüşünü biraz ayarlamanız durumunda. Bakın şu an bize karşı hiçbir tiranlık görüşü yok çünkü biz hak kullandık gibi. Şu an buraları yakında bunlar işe yarayacak. Evet, görmüş olduğunuz gibi gelirimiz de arttı milisimiz de arttı bu arada. 12.000 asker gücümüz var. Bizans'ı yakalıyoruz arkadaşlar. Ve Bizans'ı yakaladık. Acaba bunları böyle savaş açabiliyor muyuz? Aa açabiliyormuşuz ama dindarlığımız. <laughs> Şu işe bakın Selahattin. <laughs> Aa Baldwin gücü artmış sanki biraz. E tabi Holy Order almış. Oo güzel. Eğer bu çocuk başa geçerse iyi olur. Yoksa Epir valisi geçerse bilmiyorum. Ama gerçi özellikleri çok kötü ya. Yani entika. <laughs> karışıklıklar olacak. Ülkede bir karışıklıklar olabilir. Evet bir oğlumuz Sivas düklüğünü kurdu. Burada Rum düklüğü var söyleyimiz gitti tabi Hay anasını satayım Bu hiç iyi olmadı Şöyle vasalı getirdik Evet 2 senede gücümüzü bayağı arttırdık Yani 4900'den başladık 12000'deyiz şu an Bayağı bir toprak kontrol ediyoruz Hatta yapabiliyorsak Ben şöyle şunu da açayım Turnuva için talip. fena olmaz ee, Bizans bu savaşı alır Görmüş olduğunuz gibi Acaba tura çıksam çok para gider mi Hoppa hastayız Orhan gel kurtar bizi Güzel. Umarım iyileşiriz. İyileşebilirsek hızlıca iyi olur. Evet savaşı kazanmış Manuel. Tebrikler. Hah çok şükür hasta değiliz. Şu an varis çocuk mu? Gayet güzel. Eğer erkenden ölürse bilmiyorum ülkede sıkıntılar çıkabilir. Yani bir vergi turu yapsak acaba çok para gider mi ya? Heh? Şöyle uf. E, bayağı para gidiyor ha. Nasıl yapacağız bunu? Üçgen biçiminde ülkede şöyle bütün vasallara uğrasak. 1039, 1264 Uf, Bekleyeceğiz o zaman. Ya da ben mesela da orduları şöyle arttıracağım. Atlı okçuları arttırmaya devam. Güzel bunu açtık. Ne oldu şimdi? Bundan mı gidiyoruz? Aslında şu Bellum Justum'u açalım. Savaş sebebi maliyeti yarı yarıya azalsın. Şu an Bizans'ı yakaladık arkadaşlar güç konusunda. Yani şöyle ne bileyim düzlükte ya da Bozkır'da falan Bizans'a çarpışsak bence yeneriz. Yani ordu kalitesi açısından diye düşünüyorum. Hoppa ortodoks. Ortodoks eyvah. Kutsal tarikat kurulmuş ha. Ee, kötü. Ve buraları vasallaştırdı az önce. Aa öldü. Adam öldü. Omnenos ailesi bu kim ya? Alakası biri geçti başa. Çok ilginç. E, ben bunları arttırmaya devam o zaman. Bizans hemen bana çökebilir gibime geliyor ama. iyi e, güzel çökmediler ya. Ben çökmelerini beklerdim. Sorunlarımız da olmuş. Mükemmel. Hatta bir noktada belki Abbasi'lerle bile ittifak yapılabilir diye düşünüyorum. Eğer kız çocuk olursa. Bir eş daha alalım mı kendimize? Çok fazla çocuk var ama. Aa şu olabilir. Hadi evlendik. Manuel Komnenos öldü. Yerine Andronikos geçti Conto Stefanoslardan. Aralarında belki birkaç ay sonra bir savaş çıkabilir. Çıkmasını umuyorum. Başta tabii Komnenoslar geçmedi. Komnenosların da hak iddiası var. Hoppa bunlar bir yerde. Şu an Theodora Komnenos için bir haçlı seferi düzenlenebilir diye düşünüyorum. Bu düz düşer düşmez bu tetiklenecek gibime geliyor. Kim? Bir dakika ben kimle arkadaş oldum ya? He Artuklularla mı arkadaş oldum? Mükemmel. Malatya. Ben şöyle savaş açayım mı? Burayı alayım mesela. Nasıl olur? Yok. Gürcistan'ın başına tamar geçti. Gayet güzel. Seni vasallaştırabiliyormuşum he. Artuklu. Bilmem. Bakarız. Gerek var mı ki? Aa sen burası için çarpışıyorsun ha arkadaşım. Kilikya için. Ne güzel Kilikya için iki yandan çarpışma var ya. Selahattin'le ittifak yapmayacağım. Çünkü kendisine güven olmuyor bu Conqueror özelliğinden dolayı. Turnuva için talim. Umarım güçlü oluruz. Olamadık. Şu an Dükliye için mi saldırıyor? Mesela ben de şuradan gireyim mi şöyle? Ben o esnada gidebiliyorsam bence bir hacca gideyim ya. Heh. Çok mu para gider? Mekke'ye. Bir Bizans bana saldırsa da şöyle onu şöyle bir yensem mesela. Ee, ne bileyim elinde de çok fazla bu arada düzenli ordu var. Şöyle bir Bizans'ı yenip İznik taraflarını bir alsak. Kudüs hala düşmedi mi? 5 senedir savaşıyorsun ve %15 savaş skoru. Yani mükemmel. Gerçekten mükemmel. Art taktiklerini açıyorum. Özellikle süvari ağırlıklı bir ordunuz varsa bu önemli. Burada görmüş olduğunuz gibi. Bize kadar gelmiyor değil mi? Ha, iyi. Tamam hastalık çözüldü. O zaman ben o esnada bir hacca gideyim. Bir Mekke'ye uğrayalım. Mekke'den dönerken mesela şöyle Medine'ye uğrarız değil mi? Hı? Ama öncesinde şuralara mı gitsek? Burada Halep'e mi uğrasak? Yok Halep'e dönerken gidelim bence. Buradan da şöyle Halep'e uğrarız. Dağlık mı? Hmm. Olsun be deneyelim şansımızı. Hoppa. Oğlumuz kanser mi oldu? Ey. Ama bir dakika. Eğer çocuğu olmadan öldürse güzel. Kutbettin Melikşah'a geçecek. Elimize baya bir para geçti ya. Aa inanmıyorum. Ne bu Kühstref? <laughs> e orduyu arttıralım o zaman. Ordunun gücünü şöyle arttırdım. Geldik arkadaşlar. Zemzem kuyusundan içiyoruz suyumuzu. 7 defa tavaf yaptıktan sonra acaba 63 tane deve mi kessek diyeceğim çok para. Bir deve yeterli ya. Argün? Bir dakika Argün ne oldu sana? Argün öldü ya. Yaralarından dolayı öldü. Ayda. Sen de mi hacca gidiyorsun? E biz de geleydin ya. Hadi halk olduk. Çok güzel. Dindarlık kazandık. Fena değil. Bizans'ta da hiç karışıklık çıkmadı. Bir bakalım. Ve Kudüs düştü arkadaşlar. Çok yakında zannedersem Hristiyanlar akın akın gelecek. Ve seyyah olduk. Güzel. Bu arada müttefiklerimiz öldü sanırım. Değil mi? Evet şu an tek müttefiklerimiz bizim He. Aa, ama kendisiyle ittifak yapamıyor muyuz? İstemiyor muymuş? Evet <laughs> çok fazla ittifakımız var diyor çünkü hadi bakalım. Kuşatma silahımız yok. Şöyle bir set trebüşü şey ekleyelim. Bizans'a karşı hazırlık bu arkadaşlar. Çocukları ben belki eğitebilirim mi? Ne dersin? Ben eğitim mi bunları? Ben eğitim. İyi olur. Güzel. Konya'ya doğru geliyor. Bizim hane birliği şu an iyi. En üst seviyede. Ha? Aku! yapacak. Aa çok güzel. Savaşı açtı ya. <laughs> Bakalım. Oğlum gel seni evlendireyim biriyle. İttifak ne dersin? Kabulistan. Oo çok uzakta. Acaba Harezmilerle mi yapsam? Yok onlar da savaştalar. Ee, Abbasilerle. Aa olabilir. Abbasilerle olabilir. Kabul etmeyecek. Neden? Kaplumbağa deden. Aa sen de burası için savaşıyorsun ama. Ay anasını satayım. Biraz kötü oldu sanki. Evet. Hazırlıksız yakalanmış gibi bir şey olabiliriz ama bilmiyorum yani. İttifak buluruz bence. Her türlü bulabiliyor olmamız lazım. Hı ee, ittifak. Eyyubilerle ittifak. Aa, Şamla ittifak. Nasıl olur? Mümkün. Eyyubiler de bunlarla savaşıyor. Selahattin'le ittifak yapmayacağım çünkü benim anladığım kadarıyla Conqueror olduğu zaman yapay zeka savunma savaşlarına gelmiyor. Bunlarla bir yapalım. Çok güzel. Şimdi canımın içi. Savaşıma geliyorsun harika. Evlenmemiş çocuklar var mı? Kabul ediyorsun mükemmel. 1.9000 buradan geliyor. Mükemmel. Şimdi burada tek yapmamız gereken şey bu iki müttefikimizin böyle sağ salim gelmesini bekleyip Bizans'ı yormak. Arkadaşlar savaş böyle. Bizim tuttuğumuz topraklar için yapılıyor. Ee, biraz sıkıntılı. Öyle söyleyeyim size. Ordu şu an kaldırmayacağım. Bizans'ın gelmesini bekleyeceğim. Bizans bu Çavdarisar, Bolvadin taraflarını önce bir kuşatmaya çalışacak. Müttefikler gelene kadar da onları e, oyalayabilirsek gayet güzel olur. Vay da şu işe bak. İnanmıyorum. Selahattin ne yapıyor ya? Bas sana para. Yani umarım bana saldırmaz çünkü Bizans da bana saldırıyor şu an. Beni yağmalayacaksın değil mi lan? He? Beni yağmalayacaksın değil mi oğlum? Bak bak bak. Ne yapacağım sana? Hoppa. Savaşta oğlum öldü. Bizans ordularını şu an Antalya tarafını yığıyor. Çünkü Eyyubi orduları da buradan gelecek. Ve kuşatma silahlarını biraz arttıracağım. Ve bir oğlum daha öldü ya. Ya çok kanserdi evet. Kaç oğlan gitti şu an? 1, 2, 3. Ha mi olacağız? Evet, sağlığımızı bozmasak iyi olur açıkçası. Hı, garnizon yetmiyor. Şu an Bizans da bizim üstümüze geliyor bu arada. Neredesiniz birader? Gelin çabuk. Kabulistan evet ordularını buradan taşıyor şu an. Bah, çok iyi denk geldi. Ne iyi İyi oldu. Eyyubi ordusunun işi cidden zor ama yani. Selahattin iyi bir komutan. Ordusuna da mübarizum ve zırhlı tüvari basmış. Ağır süvari. Ama yani Bizans'ın ordusu da boş değil ki be hocam. Baksana Varek gardiyanları var. Katafraklar var. Skutatoy var. Ya yani Skutatoylar zırhlı süvariyi karşılar. Geri kalan Akritayiler de mübarizunları karşılar. Müttefiklerimiz şimdi bir gelsin. Ben o esnada şu kuşatma silahlarını arttıracağım. Bizans'ın vasalıyla çarpışıyor. Mükemmel. Ben o esnada hazır Bizans e, meşgul iken. Bakın şöyle bir şey yapacağız. Buraları kuşatacağız. Bir oğlum mu oldu? Peki. Altın kayayı kuşatmaya çalışıyor ama yapamıyor. Neyse sen Eyyubilerle meşgul ol orada. İyi olur. Selahattin beni kurtardı gibi bir şey biraz da. Allah. Müttefik ordumuzla çarpıştı. İnanmıyorum. Ama Güzel. Gordium. Burası Eskişehir tarafları oluyor sanırım. Burası Kütahya. Ya bizim salak müttefikimiz çarpışmayı kaybettiği için eksi 14 skor yedik ama savunma hedefini kontrol ediyoruz ve bakın saldıran tarafın bir kontrolünü kuşattık. Bu bize iyi skor veriyor aslında. Oha gördüğüm kadarıyla Selahattin'in ordusu yeniyor. Çok iyi. Bizans'ı sanırım burada yakalarım. Yakalayamadım. Kötü oldu. Müttefik arkadaşlar gelin. Beraber takılalım. Burayı şöyle bir kuşatsak nasıl olur? Gelin gelin beni takip edin. Bak şimdi. Müttefikler toplanıyordu değil mi? Bunu seçtik. Şövalye verimliliğini arttırırız. Arkadaşlar giriyoruz. Çumanın üzerine. Bakın görün şimdi kıyımı savunma avantajı bizde. Nasıl yok ediyoruz düşmanı? Hoppa. İttifakımız gitti mi? Hmm. Ama olsun. Ne oldu? Çarpışmadan mı kazandık? Çok iyi. İki senede bitti savaş. Müthiş bir meşruiyet kazanacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bize 4273 altın verecek. Bize 4273 altın verecek. Bizans'ın bütün vasalları ondan nefret edecek. Ne yazık ki. Mükemmel. Yani Bizans'a karşı kazandık. Bayağı güçsüz düştü. Borca girdi ama borcunu toparlar. Ay ay harika. Beni iyi kurtardın ha. Vallahi iyi kurtardın. Ha. Baksana para verdim. O zaman ben şu tur meselesini bir halledeyim. Değil mi? Şu turu bir yapalım. Şimdi bir saniye. Burası Türkmen kültürü. Burada durum ne? Ha iyi güzel. Yapılır. Şöyle bir vergi turu iyi olur. Oğullarımıza şöyle. Vasallarımıza bir uğrayalım. Burası Türkmendi. Hatta şu komple kültür turu yapalım ya. Yunanlarla olan kültürel yakınlığı da arttırırız. Çok güzel. Mükemmel. Bunu arttırdık şöyle. Harika ya. Birkaç tane güzel müttefikle Bizans'ın da üstesinden gelebiliyoruz. Şu oğlumuzun böyle bayağı iyi toprak alması gerçekten güzel oldu. Diğer oğullarımız öldü. Ve iyi de para kazanıyoruz. Yunanlarla kültürel yakınlık %13. Hiç fena değil. Güzel, sağlığımız artıyor. Hiçbir şey istemiyoruz. Sen ne durumdasın? Beyrut'a. Olur. Oh, savaşı da kaybediyor anasını satayım. Ama işte turun ortasında bu yapılmaz ki hocam ya. Bahadırlar, he? Nasıl olacak şimdi? E gidelim o zaman. Oğullarımızı tam uğrayacağımız kişileri. Sen neredesin? Savaşta mısın? He, turdasın. Anladım. Askerleri kaldıralım. Bunları arttıracağım. Zaten iyi para kazanıyorum. Hiçbir talepte bulunmuyorum. Bunları böyle sonuna kadar arttırdım. Çok param var ya hani. Hoppa. Bu iyi olmadı. Güzel. O esnada turumuz devam ediyor ama bizim savaşa katkımız iyi. Fena değil. Adamlara giriyor muyuz? Hadi. Bak 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 bak. bak. Uf. Güzel. Müttefik orduyla hallettik. Bir mantı bir. He. Maturid'den eşariye mi geçmiş? Olabilir. Aşkı sefer hala tetiklenmedi ya. Çok ilginç. Baldwin hala topraklı diye mi acaba? Güzel. Bu savaşta kazandık. Para kazanmaya devam ediyoruz o esnada baya. Çok iyi. Şehir yapamıyoruz. O kötü. Gene mi geldin? Uh. Abbas halifesine karşı mı çarpışıyoruz? Hay anasını satayım. Peki öyle olsun. Bizans'tan artık bir sıkıntı çıkmaz bence. O zaman şöyle bir de bol bol. Hafif süvari basacağız. Mükemmel. Bunları da şöyle konuşlandıracağız. Of harika bir tur oldu. Bizans'a teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda aynı teşekkürleri Selahattin'e de sunuyorum. Selahattin beni dolaylı yoldan kurtardı ya. Şu dindarlık seviyesini şöyle bir sonraki seviyeye getirebilirsem bir krallık seviyesinde kutsal savaş açacağım. Biz nereye savaş açtık? Oğlum ne alaka ya. Neyse adam bize o kadar yardımcı oldu Bizans'a karşı. Yani vefa borcudur diyelim. Şimdi bakın ne yapacağız. Ordunun başına ben geçeceğim. Savunma bizde. Abbas halifesi buradan destek yollayabilir ama. Güzel. Buraya da kuşattık mı ben orduları dağıtacağım artık. Bu arada hastalık başlamış burada. Benim oğlumu öldürmeye çalışıyor birileri. Bakın Bizans'ta iç savaş çıktı. Mükemmel ya. Tam dalmalık vakiti aslında ama. Sağlığımız ne durumda? Gayet güzel. Evet. Abbasi halifesi bir ordu daha yolladı. Mükemmel. Burayı mı kuşatacağız? Hadi kuşatalım da savaş bitsin ya. Tamam. Oğlunu mu yakaladık? Salayım mı? O esnada ölen kişiler adına bir cenaze mi düzenlesem? Dindarlığı da arttırırız. Ben bir cenaze düzenleyeyim de şu dindarlığı bir arttıralım. Oğullarımız da düzenleyemiyor muyuz? Hmm, peki. Hop eşim yaralanmış. Baya meşruiyet ve dindarlık kazandık. Bu güzel oldu. Eşimizi tedavi edemiyor muyuz biz? Ayda. Oo bir dakika. Yalnız hmm, biraz kötü. Bu oğlumuz da yaralanmış nedense. Hane birliği iyi normalde ama. Aklıma güzel bir fikir geldi ya. Hı? Hmm, alayım mı böyle? Ya da şöyle düklük için. Aynen. Burayı ben yapacağım. Ben alacağım burayı. Ordu gücümüz çok iyi bu arada. 18 bin. Güzel. Burayı ele geçirdik mi? Mükemmel. Ya yani şimdi sen de mi savaşıyorsun? Savaşını devam mı ettiriyorsun? E ben senin ülkene çıkartma yapayım o zaman. Bakın böyle oluşturdum. Bir düklük tutuyorum ben. Daha içi bak sana şöyle vereceğim. Ölünce burası sana mı geçecek? Aynen öyle. Tamam. İyi gayet güzel. Hala Selahattin Eyyubi'nin savaşı devam ediyor mu be? 7 sene olmuş. Heh sen şimdi iniyor musun buraya? Bak şöyle güzel bir şey yapacağız. Ben bir paralı asker ekibi çekeceğim buraya. Tamam mı? Bak şimdi. Güzel. Savaş üzerinden gidiyoruz. Bu savaşta kazanırsak bana 211 altın tazminat ödeyecek. Oppa, Kruse. Gördüğünüz gibi çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. Sen şaka yapıyorsun. Oppa! Eyvah, eyvah, eyvah. Bu hiç iyi değil. Ben bunu beklemiyordum ya. Arkadaşlar, ıı, sanırım biraz sıkıntıya gireceğiz. Öyle gözüküyor. Niye böyle oldu ki? Kutsal tarikat aldık. Hadi bakalım. Ya üstüne üstlük hastalık başladı ya. Yusuf, Yusuf senin hastalığın bak. Ya şöyle bir durum var. Haçlı Seferi başlar başlamaz. Bizans'a hak iddiası için büyük ihtimalle dağılanlar olacak. Umarım olur. Yani bence yeneriz. Ee, parça parça alırsak bence yeneriz. Zaten basallarımızdan da katılanlar olacak. Atlı Okçu o zaman yapacak bir şey yok yani. Paramız da var çok şükür. Şükür yani ee, şükür demek istiyorum. Allah'ım sen bizi koru. Alabileceğimiz şövalye var mı? güzel şövalye. Bak senden güzel şövalye olur. Gel gel. Çok teşekkürler. Gel gel. Böyle hatta koyabiliyorsak mükafat mı koyalım? Ayanasın satayım ya. Bizans'ın üstüne yürüme hayallerimiz suya düşmüş olabilir. Ama sanırım çok daha büyük bir zafer de bizi bekliyor olabilir arkadaşlar. Evet, akın akın gelecekler üstümüze. Bakalım nasıl olacak. Ee, güzel trend. Ya kontlar falan geliyor. Ayda Ha, şaka yapıyorsun. Ma Macaristan geliyor ya. 30 gün sonra başlayacak. Bakalım nasıl olacak. Aha, evet başladı. Dük Humbert kimmiş bu? Savoy. He. 69 bin kişi. Yani 110 binden 69 bini. O zaman bir dakika. Teşekkürler. ha bize de 49 bin. Ben bunları tek başıma da alırım. Dedim ve alamadım. Gibi. Evet, bana kim şimdi destek çıkmak ister? Sayın arkadaşlar. Aranızda destek çıkmak isteyen şöyle güzel abiler var mı? Ata Bey, ayağınızı satayım ya. Yani. ve güçlü toprak sahipleri yok mu? Koca hanedanda. Yani sene savaşıma. Ben de şimdi başka savaşıma var ha. Bak senin gibi bir adamın yani gelmesi lazım diyeceğim. Yalnız çok iyi oldu. Ha. Yani harbiden açlılar güçlerinin yarısını kaybettiler şu an Bizans'a. Uf, bakalım Bizans ne yapacak. Ee, şöyle yapacağız. Orduları ben en azından düzenli orduları şöyle bir kaldırayım. Burada kaldırdım. Müttefikler burada toplanacaklar. Büyük Konrad. Heh. Hadi gelin bakalım. Oo, güzel. Agresif saldırgan. Bu işimizi görür. Baba ordu başında niye değiliz ya? Hı? Niye ordu başındayız? Ordu başında olalım. Aha Eyyubi. <laughs> Canımın içi. Şu an bir savaş var da lütfen bana dokunma. Ha? Ha? Rica ediyorum bak lütfen bana dokunma. Teşekkürler. Sen de bir müttefik. ha Savaşıma gelmek ister misin? Aa gelemiyor ya. Maturidi değil çünkü. Katılsan ne olur ki ya? Nerede abi ordularınız bekliyorum. Bu kadar arkadaşlar. Katılanlar bu kadar. Bunların dışında da kutsal tarikatlar var. Ay ananızı satayım. Bekleyecek miyiz şimdi böyle? Ordum da mükemmel. Veraset daha iyi olabilirdi sanki ama. Yaşımız da ilerliyor. Sen savaşta olmayaydın. Seni çağırırdım. Seni çağırayım mı? Hadi gel. Savaşa gel savaşa. Benim savaşıma gel. Bak geliyorsun savaşıma aynı. Şu an haçlı birliklerini bekliyoruz. Nerede babacım bunlar ya? Kaç ay oldu? 9 ay oldu be. Yani şurayı alacaklar. Anadolu'yu alacaklar. Hadi bakayım. Bizans ne yapıyor esnada? Oh kolay gelsin. Aha geldiler. Oh mükemmel. <laughs> ha, çok iyi. Bir de yüksek kales. Gelin hadi bakayım. Gel 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 gel. Çok yanlış adama bulaştınız ama yani bilginiz olsun. Gel gel. Güzel bunları da salıyorum. Mükemmel. Çavdar Hisar. Çavdar Hisar'da kapışırız. Kapışamadık ya. Burada mı? Hadi burada çarpışalım. Savunma onlarda olabilir ama. Ee, buraya buraya buraya. Oğlum gelsenize yardımcı olsanız. Ne oldu? Muharebeyi kaybettik şimdi değil mi? Hay ay geri zekalılar ya. Ay Ordunun başında ben var. Bir kere. Böyle yapsak. Hı? Geliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın gelin yardımınıza ihtiyacım var. Harbiden. Paralı asker olarak Monaspa. Bunları alayım. Hı? Evet, düzlükte yeniyoruz. Mükemmel. Ordu komutanı niye ben değilim ya? Yani? Ne oldu? Bir dakika ne oldu? Arkadaşlar, ne oldu? Hı? Bu mudur yani? Teşekkürler. Bizans kazanıyor mu? Kaybediyor. Sağlığım iyi. Ee, o esnada ben şu çocuklara dağıtmak için ben Bizans'ı tek başıma alacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Kutsal savaş açacağım. Bakın arkadaşlar, açtım savaş. Bizans pan gelemez. Yani geçmiş olsun. Anadolu'yu kaybetme vakti can. Hadi görüşürüz. En azından öğlene kadar buradaki toprakları alırsam oğullar arasında paylaşırız. O geliyor musun? Güzel, 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 güzel. Gel gel. Şurada kale savunmasını yakalarsak bunları çok güzel olur. Harika. Şimdi Bursa. Kale seviyeleri de yükselmiş ya. Trebuşerler için yetmiyor. Sen bana mı saldıracaksın? Beni yağmalayacaksın, değil mi? Ah, Bizans ordusu geldi mi? Mükemmel. Aldık mı burayı böyle? Şimdi. Bakın düzlükte nasıl yeniyorum. Bu kadar. %73 Kale seviyeleri buralarda güzel, düşük. Ee, buralara odaklanacağım. Alera ile kutalmış oğlu anesinin arasındaki husumet ne olabilir ya? Oh. Sen kimsin? Hadi bakalım. 610 kişilik bir destek ekibi. %81. Burada ordular toplanıyor. Bizans'ı iyi tokatladık ya. Ve Eyyubiler Arap İmparatorluğu'nda tabi kurmuşlar. Biz... Yani babacım neden halifeye Krallık istilası savaşı uyguluyorsun. Allah aşkına yani. Sen halifenin desteğiyle oraya gelmedin mi? Aha çok güzel. Arabistan mı? Olur. O ben şu savaşı bir halledeyim o esnada. Ama bak sana şöyle bir güzellik yapacağım. A, elimde para var değil mi? Hı? Uzatsak? Uzattım. Ama a, ordular burada. He. Dur dur geleceğim. Avantaj artı 63. Savaştan elde edebileceğimiz skor bu kadar mı? Hmm. Ama olsun bakın bunları salıyorum. Kılıç burada bu arada iyi yaşıyor ha. 66 yaşına geldi. Ve 1198. Hadi bakalım. Şurada şöyle bütün orduları bir kaldırayım bakayım elimize ne kadar geçecek. İki şövalye geçti. Hmm. Babacım <laughs> ben de savaştayım biliyor ya. Yapacağız bakalım işler. Şurada şöyle kuşatıcı birlik bıraksak. Şöyle çeksek buraya. Burada ikmal yapar mıyız? Bence yaparız. Buralarda nasıl? 15, 20. Ee, ah, ah. buraları. O zaman Bitinia'ya gideceğiz. Burada da Buraların da ikmali nedense çok düşük ha. Hoppa. Sencer ne oldu? Oğlum ne hastalık. Apo hastalık varmış burada. Hah güzel. Oh. Selahattin savaşı bitti. Biz burada bir kontu kuşatabilirsek en azından hızlıca bu savaş bizim. Evet ordumuzu yedik. Haruz edelim derken. Ve arkadaşlar... Bakın artık Marmara bölgesi de İznik Krallığı tarafları da bizim oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Kilik ya. Heh, tamam güzel sen oraya alıyorsun. Ee, bak sen oraya al. Problem değil. Sonra şöyle düklükleri oluşturacağım. Hatta şöyle bir düklük daha oluşturacağım. Topraksız oğullara vereceğim ben. Öncelikle. Keyhüsref. Buraları senden aldık. Biliyorum. Şöyle Trakya taraflarını mesela. Değil mi? Trakya yani. Bak böyle verdim. Ne oldu veraset? Toparlanıyor gibi mi? Ee, Sivas. Oh. Ee, şöyle yapacağız. Bir dakika. Bu bizim oğlumuz. Canımın içi baksana şöyle. Burada da hastalık vardı değil mi? Hay anasını satayım şimdi ölebilir. Mükemmel ya. Harika. Buraya mı savaş açıyorsun? <laughs> Çok iyi. Arkadaş olalım mı? Bak arkadaş olduk. Kaldırdık babacım bu orduları. Abbasi Sultanlı. Nerede ki bu Abbasi Sultanlı? Aa vasallaştırmış. Olur. İttifak getirmiyor değil mi? Elimde kaç? Üç düklük mü var? Uf. Toprax kim vardı? O zaman şöyle vereceğiz. Şöyle verdik mi? Tamam. Şöyle bağladık orduya. Katkımız yüzde yüz gözüküyor. Hatta ben şöyle dalsam he. Aa dalabiliyorum. Baba nasıl dalacağım? Gerek kalmadı. Teşekkürler. Hı, hmm, Selahattin arkadaş olduk ve kendisi yakında ölecek. Bakalım biz ölüyor muyuz? Evet biz de yakında ölüyoruz. <laughs> paraya ihtiyaç var biraz ya. Nasıl yapacağız? Bilmiyorum. Hastalık kırılıyor mu burada? Güzel. Topraksız başka çocuk var mıydı? Hmm, bak Şebin Karahisar. Öf. O zaman nasıl yapacağız? Ben şöyle yapacağız. Tamam mı? Sonra sana şu Optimato'yu vereceğiz. Optimato'yu veriyorum sana. Biraz daha bekleyeceğim ve şu zileyi tutan oğlumuza Armeni yakı vereceğim. Bir düklük sahibi olduğu için de başka toprak alamayacak. Hm, Moğollar da geldi. Vay be. Mükemmel. Levazımcıları açtık. Çok mu düklük tutuyorum ben ya? Ee, birazcık daha. Güzel. Bir düklük şu düklüğü de bir oluşturayım ben. Bakın şöyle bir şey yapacağım. Armeni yakı verdim kendisine. Melik başa geçince... Topraklar tabii onun. Biz bu kardeşimize aktarırız. Hiç problem değil. Veraset şimdi ne durumda? Bakın şu an bütün çocuklarımız dük seviyesinde olduğu için ve bizde bir kral olduğumuz için başka tuttuğumuz krallık ünvanı da yok. Sadece şu oğlumuza tek Kilikya düklü ünvanı gidecek ve bizim bu oğlumuz buraları tamamen elinde tutacak. Bu kadar. Buralarda şöyle hatta maden vardı burada değil mi? Kontrolleri arttırabiliriz sanki bakalım. Ve yakında öleceğiz arkadaşlar. Ama Eyyubiler çok acayip oldu. Moğollar geliyor. Guriler fena değil güçlü. Ölmedi. Arzemşahlar yerinde sayıyor gibi ama bakalım. Biz daha da güçlendik. Burada Tartarya var. Rutene'ye böyle büyümüş. Rutene'ye kurulmuş daha doğrusu. Evet Rutene'ye kurmuş abimiz. İkinci Yaroslav. Sen bir... Bir dakika nasıl? Ha Savoy mu başı çekiyor? Anladım. Bu adam gelecek diye ben bayağı korktum. Çünkü ordusu çok güçlü. 110 bin kişilik saldırıdan 70 bini Bizans'ın üstüne yürüdü. Mükemmel. Selahattin bizden tabi bayağı güçlü. iki kat daha güçlü en azından ama bu bölgeyi artık biz tutuyoruz arkadaşlar. Yunan kültürü görmüş olduğunuz gibi. Mükemmel. Yani beklediğim gibi az kalsın iki defa çok kötü patlıyorduk. Ama bir şekilde hallettik yani. İyi ki Bizans var ve Bizans şu an yeniyor arkadaşlar. Saldırganları yeniyor ya. Salalım bunları. Ya sal sal uğraşan valla. Salıyorum sizleri. Bak sen aynen seni getirdim. Oğlumuzu böyle allame yaptık. Yakında da öleceğiz gibi bakalım. Nasıl olacak? Nasıl bitecek? Burada fazla toprak tutuyoruz. Şunun oğullarından bir tanesine versek. Böyle çat çat. Heh. Olur mu? Bence olur. Para kazanır. Madenleri falan tutar hatta. Artık ölmeyi bekliyorum ben. Bizansa tabi daha savaş açamam. O esnada... Aa bir dakika. Danışmanetler vardı burada ne oldu? Aa danışmanetlerden tek kişi kalmış sadece. Mükemmel. E ben gider Ayakozan kozan şu Malatya'yı da alayım. Çok ilginç. Kartal halen daha uçuyor. Yaşasın Vasilevs Alexios. Yaşasın Muzaffer Komutan. Vasilevs Vasilevs. Bu çağrılar bütün Bizans İmparatorluğu boyunca yankılanıyor. Onların mutlak hükümdarı Latin Haçlı Şövalyelerini denize döktü. Yunanlılar Avrupalıları denize döküyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Burada Maria Komnenos var. Onun hak iddiasını kullanarak bu girişimde bulundular. Ancak bütün güçlerine rağmen, bütün 70 bin kişiye rağmen ne yazık ki başarısız oldular. Allah'ın iradesine karşı gelmenin sonuçlarına da katlanıyorlar. Ve burada da bir kelime oyunu var. Batı ve Doğu Hristiyanlarının garip bir birleşimi diye. Beyaz barışla bitti arkadaşlar bu savaş. Bir daha bu event tetiklenmez. Yani tetiklenirse de ancak bir 30 sene sonra açılacak olan başka bir haçlı seferiyle belki olur. Onun için yine bir hak iddiası olan kişi lazım. Ama şu an ben Bizans'tan daha güçlü konumdayım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ha biz Malatya'ya savaş açmıştık değil mi? Ben onu unuttum ya. Kaldır. Bütün orduları da şöyle kaldır. Daha doğrusu düzenli orduları. Dediğim gibi yani sağlığımız kötü. Çok yakın zamanda öleceğiz gibi duruyoruz. Bakalım. Dön işte bir gider ayakta bir Malatya o Mezopotamya düklüğünü şu an kimse tutmuyor. Çok iyiydi ya. Ben bayağı eğlendim. Hah. Harikaydı. Mükemmel. Selahattin Eyyubi ya. Mükemmel. Moğol İmparatorluğu bakın. Oo Temuçin Hem Hanların Hanı hem de Fatih olmuş. Geçmiş olsun artık önünde kim duruyorsa. Veraset ne durumda? Neyi tamam. Hop Selahattin Eyyubi öldü. Sırada kim var? Kabul etmeyecek diyor. Peki. Öyle olsun. Öyle olsun babacım. Ve stratejist. Bence çok iyi ilerledik ya. Bence çok iyi bir video oldu. Ee, bunlar kim? Malatya. Malatya bana geçmiş. Ne yapayım? Burayı yeğenime mi vereyim? Argün. Argün gel. Heh, senin olsun bura. Sana verdim buraya Argün. Hadi bakayım. 48 yaşına gelmişim bu arada. Bizim torun ne yaptı bu arada? Öyle merak ettim. Ya. Kardeşimize toprak veremedik ama yeğenimize verdik. İttifak mı yaptık şimdi seninle? Güzle. Fena değil. Hele şükür. Kültürümüz şehir planlamacılığını keşfetti. Yani oyunun başında buradan seçtiğim için. Şimdi bunu mu açacağız? Muhasebe defter. <laughs> of tam bir saçmalık ama. Kültürel yakınlık nasıl gidiyor arkadaşlar? Hı? Ben size... Tabi talimat vermeyi unuttum. Şöyle talimatları vereyim ben. Heh, nasıl olur? Gitmeden şöyle bir Yunan kültürüyle yapabilsek mesela mükemmel olur ama. Aa canım teşekkürler ya. Biri beni öldürmeye çalışıyor. Çünkü. Ya bu öldürmeye çalışıyor işte. Beşinci Bodwin. E ee, Bizans. Gelsene hadi şimdi. Gelsene saldırsana bana. Hop. Biriç savaş mı? Evet. Arap İmparatorluğu için. Aha. Geçmiş olsun şimdi abi ben savaş açayım mı şunlara? Düklük için mesela. Yok. Ben ölmeyi bekliyorum valla açıkçası yani. Belki Bizans ölür de. Tekrardan savaş açamıyorum. Çünkü aramızda ateşkes var. 14 ay sonra. Ben de iyi yaşadım 70 yaşına kadar artık. Oğlumuz 47 yaşına geldi yeter. Yani. Şöyle Paflagonya Sinop taraflarını alaydık. Belki Trabzon taraflarını ama işte. Böyle buradaki gerçekten artık Bizans... Bütün bu toprakları kaybetti arkadaşlar. Çok büyük geçmiş olsun. Şu an ben zaman öldürüyorum açıkçası. Zengiler de burada kalmış. Garibim. Kıyamam. Gürcistan dağıldı mı? Evet. Tamar ölüyor. Oo, çok kötü dağılmışlar. Aman. Hane birliğini alalım. Görmüş olduğunuz gibi Bizans'ın canı cehennemi. Evet arkadaşlar. 71 yaşına geldik. Oğlumuz Kutbettin Melikşah. 48 yaşına geldi. Ölemiyoruz. Torunumuz 24 yaşında. Daha oyuna başlarken bu torun yoktu yani. En azından K. Hüsrev için bir şeyler ayarladık. O da fena değil. Buraları istiyor ama ha, vermeyeceğim. Buralar bana ait bir kere. Ha güzel. Gider ayak şunu yapsam mı acaba? Anatolian Turkish. Hı? Bürokratik. Neden olmasın? Türkiye miras. Bunu almadım. Bizans'a ait şeyleri almıyorum açıkçası. İşlenmiş sofistikasyon bu da admine göre. Bunu da bıraktım. Beş kültür. Moğol, Türk, Avrasya Stevi, Türkiye, Oğuz. Arkadaşlar Anatolian Turkish kültürümüzü de oluşturduk. Görmüş olduğunuz gibi artık kabileden ve erken orta çağdan kalan bir buluş yok. Kimse Türkmen değil. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi. Mesela. Ve sene 1203 Moğollar da kendi topraklarını toparlıyorlar. Ortada böyle bir manzara var. İran Selçuklu Sultanlığı dağıldı. Biz ama ayakta kaldık. Direndik. Oğuz Kayı ve inat bir Bizans istilası ve bir Haçlı seferini atlattık. Ama o Haçlı seferin de bayağı gücü azalmıştı. Bizans sağ olsun. Yine. Bizi dolaylı yoldan hem Eyyubiler hem de Bizanslılar kurtardı. Biraz öyle oldu. Videoyu burada noktalamak istiyorum. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Umarım 1178 yılında Rum Sultanlığını özellikle 2. Kılıçarslanı oynamak, denemek isterseniz mesela bu video belki sizin için bir referans olabilir. Onun dışında birden fazla strateji de uygulanabilir ancak benim gördüğüm kadarıyla dibinizde Bizans gibi bir canavar var. Her ne kadar güçsüz düşseler de tarihi açıdan her ne kadar yani tarihi gerçeklik açısından çok uyumlu bir Bizans yok burada. Çünkü bayağı güçlü. Adamlar borçtayken kendilerinden 5-6 kat güçlü bir istilacı grubunu defettiler. Bu adamlar hala para kazanmaya devam ediyor. Aylık 122 kazanıyorlar. Ve biz dejur topraklarının yarısını tutuyoruz. Yani bizi de alsalar belki bu iki katına çıkar. Ya yani Bizansor. Bakın Eyyubiler yani patladı. Yani burada klan var. Görmüş olduğunuz gibi. Yemen Sultanlığı böyle ayrı bir yapı. Yemen Sultanlığı böyle ayrı bir yapı. Ve hani mesela Yemen Sultanı olan vasalın altında da Selahaddin'in kardeşi var. Yani burada görmüş olduğunuz gibi. Geçmiş olsun Eyyubilere. Tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. Umarım Video hoşunuza gitmiştir. Ben oynarken çok eğlendim. Size umarım bu şekilde oynayarak deneyerek görebilirsiniz. Yakın zamanda yine farklı karakterlerle alakalı böyle videolar gelecek. Belki ilerleyen zamanlarda 1178'de Cengiz Han'la başlayıp bir video çekebilirim. O da mümkün. Şöyle 1178 üzerinden biraz gidebiliriz. Belki Fransa, belki Prince Richard, belki Kastilya, bilmiyorum olabilir. Belki 1178'de hatta şöyle bir planım var. Klan yerine admine geçip nasıl bir gücü olur onu göreceğiz. Bu şekilde verasetle toparlamış oluruz bence. Hiç fena olmaz. Onun dışında dediğim gibi umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalın içeriklerini genel olarak beğendiyseniz abone olmayı ve her türlü düşünceyi ve görüşü yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere. Hoşçakalın.